Van'daki seçim gerçekten iptal edilmesini özel olarak yazacaktır tarih. Yani Türkiye'de bunun bir örneği yok. Kaybetmiş bir siyasi partinin sandıkları kaçırması, seçim torbalarını kaçırması, yakması, sandık kurulunda görev alan sandık kurulu başkan ve üyelerine saldırılması, hatta bir adım ileriye giderek güvenlik görevlerine, polise saldırması ve sonradan seçimi iptal ettirmesi kabul edilebilir bir şey değil. Yani bunun bir örneği yok. Hem her türlü hileli işi yapacaksınız, torbaları çalacaksınız, sandıkları çalacaksınız, yakacaksınız, sonra da vallahi bu seçimde hile var deyip seçimin iptalini isteyeceksiniz, sağlayacaksınız. Hem hile yapıp hem de seçimi iptal ettirmek belki de bir ilk. Hilvan için de ilk. Türkiye'de de bunun örneği az. Dolayısıyla halkımız seçim güvenliği konusunda kaygılar taşıyor. Bunu özellikle söylemek gerekir. Ama bu kaygının giderilmesi için parti olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. 124 tane sandık var köyleriyle birlikte Hilvan'ın oy kullanıcı seçmenler. Bu 124 sandıkta oy kullanacaklar. Her sandıkta sandık kuruluna üye verdik. Her sandıkta müşahitlerimiz var. Her eğitim kurumunda, her okulda itirazda yetkili arkadaşlarımız olacak, görevli arkadaşlarımız olacak. Her okulda, mümkünse her sınıfta mutlaka bir avukat bulunduracağız. Avukat arkadaşlarımız çok yakından takip edecekler ve hileli işlemlere müsaade etmeyecekler. Bütün bu ekibimizle beraber sandığın güvenliğini sağlayacağız. Ama bunun dışında da hem Urfa milletvekillerimiz hem de diğer kentlerden milletvekillerimizle, genel merkez yöneticilerimizle 2 Haziran tarihinde burada olacağız. En az 15 tane milletvekilimiz 2 Haziran tarihinde Hilvan'da olacak ve seçimlerin güvenliğini sağlamaya çalışacağız. Umarım AKP bir daha bu hileli işlere tevessül etmez, sandığa saygı duyar. Aksi takdirde Türkiye'de zaten tartışmalı olan seçim güvenliği ne artık hiç kimse güvenmeyecektir diyebilirim. Buradan bir kurumlara da çağrı yapmak isterim. Gözlemci olsunlar, insan hakları kuruluşları ve gerçekten seçim güvenliğini dert edinmiş olan Türkiye'deki her sivil toplum örgütünün 2 Haziran tarihinde Hilvan'da olmasını, seçimi gözlemlemesini, seçimin adil, eşit koşullarda gerçekleşmesini tanıklık etmesini ve hileli bir iş olduğunda da bunu kayıt altına almasını istiyoruz. Çağrımız demokratik kamuoyuna budur. Biz her sandığa, her oya sahip çıkacağız. Halkımız da kullandığı oya sahip çıkacak ama demokratik kamuoyunu da yakından izlemeye davet ediyoruz. Bu sadece 2-3 tane siyasi parti arasında bir yarış olmaktan çıktı. Yani bugün burada kullanılacak her oy demokrasi karşıtlarıyla demokrasiyi savunanlar arasında olacaktır. Emin olun DEM Parti'ye verilecek oy sadece partimize verilecek oy olmayacak. Aynı zamanda Kürdistan'da demokrasi için kullanılacak oy olacak. Türkiye'nin demokrasi için kullanılacak oy olacak. Oy kullanacak herkesin böyle yaklaşmasını isteriz. AKP'nin veya başkalarının seçim hilelerine, seçim hurdalarına sandığa giderek oy vermelerini istiyoruz. Her 4 seçmenden birisi 31 Mart tarihinde Hilvan'da sandığa gitmemiş, oy kullanmamıştı. Buradan çağrımızı yineliyoruz. Sandığa sahip çıkın, oyunuzu kullanın, oyunuzun ve iradenizin gasp edilmesine izin vermeyin. Bu gaspçılara sadece bir oy kullanarak yanıt verebilirsiniz. Aradaki 500 oyu 1000'e, 3000'e, 5000'e çıkarmak ellerinde. Eğer bunu başarabilirsek bundan sonra ne Hilvan'da ne başka bir yerde AKP veya seçime hile karıştırmak isteyen hiçbir siyasi parti veya güç sandığa saldırıda bulunamayacaktır.